Ben öncelikle bu vesileyle bir kez daha bütün İslam ümmetinin Ramazan bayramı tebrik ediyorum. Ramazan bir imtihandı. O imtihandan geçen, o mektepten geçen, o mektebi okuyan ve imtihandan geçenler bayram diplomasını aldılar. Bayram karnesini aldılar. Herkesin karnesi kendi başarısına göre. Ben ümit ediyorum ki bütün olarak İslam ümmeti layıkıyla Ramazan'dan istifade edebilmiş olsun. Ve inşallah bayramı hak ederek bu bayrama ulaşmış olsun. Bir kez daha ben bütün İslam ümmetinin bayramını tebrik ediyorum. Ve bu etkinlikleri düzenleyen, yani toplu olarak müminleri bir araya getiren, onları birbirleriyle bağlamlaştıran bu etkinlikler gerçekten güzel bir gelenek halini aldı. Buna ön ayak olan, bunu düşünen, bunu tertip eden, bunda emeği geçen herkese de ben ayrıca teşekkür ediyorum. Rabbim ecirlerini artırsın inşallah. Bir anda büyük kitlelerle, büyük sayıda insanlarla kısa bir zaman dilimi içerisinde bayramlaşmak mümkün hale geldi. Güzel bir şey, inşallah devam eder. Şimdi bayram dolayısıyla aslında bir anlamda seçim çalışmalarına ara verdik. Şu anda bayram tebrikleriyle geçiyor. Ama yarın Şanlıurfa'da miting var. İnşallah biz de o mitinge iştirak edeceğiz. Miting dönüşünde pazartesiden itibaren kaldığımız yerden devam edeceğiz. 4 günümüz var. Hafta içi cuma günü miting var, onu saymazsak 4 günümüz var. Bizim mitingimiz cuma günü. Ben burada bütün kardeşlerime, bizi temsilcileri olarak Ankara'ya göndermek isteyen bütün kardeşlerime hasreten şunu hatırlatmak istiyorum. Belki evet, Ramazan ayı boyunca iyi ter döktüler, iyi yoruldular. Allah ecirlerini artırsın. Allah yaptıklarını kendi rızası için kabul etsin. Yalnız rahavete kapılmasınlar. Yani şu andaki mevcut hava iyidir, bu iş tamamdır düşüncesiyle rahavete kapılmasınlar. Çünkü önümüzde bir hafta var. Bu bir hafta içerisinde bazı şeyler değişebilir. Eğer biz gevşersek, eğer biz gevşek tutarsak işi. Bütün kardeşlerimden hasreten istirhamım, ricam şudur. Gevşemek bir tarafa, vites büyütsünler. Belki hızlarını biraz daha yükseltsinler, çabalarını biraz daha artırsınlar. Sıkalım dişimizi inşallah. Bir hafta sonra Rabbim bir bayram daha yaşamayı bize lütfetsin. Hani köy köy geziyorsunuz, ilçe, semt, mahalle geziyorsunuz. Halkın size teveccühü nasıl karşılıyorlar sizleri? Şunu söyleyebilirim ki mevcut siyaset gerçekten bir bıkkınlık vermiş insanlarımıza. İnşallah bu sefer farklı olacak diyoruz. İnşallah siyasetin rengi değişecek, siyasetin havası değişecek, siyasetin usulü değişecek. Bugüne kadar milletimizin şikayet ettiği o uslup, o renk, o hava yerini daha güzel, daha renkli ve daha doğru bir tarza bırakacak. Öyle ümit ediyorum. Bu beklenti yüksek. İnşallah bu beklenti fiiliyata da dökülür. Ve hem Diyarbakır kazanır, hem bütün olarak memleket kazanır, hem de insanlarımız kazanır diye ümit ediyorum. Kaç grup otursaydı, bir iki sıra otursaydı arkaya onlar verdi ya. Uzun boylular arkaya razı olsa olacak. Yine çok daralım.